rhythm, start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When you dance, you have to bear with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only everything. When we dance, you have a way with me. Stay with me, swear with me. When the rhythm starts to play, hold me close, make me sway. Like an ocean at the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we did, you have a way with me. Stay with me, swear with me. Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımıza Sakarya'nın Geyve ilçesinden sesleniyoruz. Nur Tekstil'in konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Yunus Topçu bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nur Tekstil kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öykünüz nasıl başladı? Baba mesleğimiz çıraklıktan başladığımız, babamızın yanında çıraklıkla başladığımız, yaklaşık 35 seneden beri devam ettirmeye çalıştığımız bir işimiz bu bizim. Ekmek yediğimiz sektörümüz. Aslında babadan gelen bir meslek, babadan gelen ikinci kuşak olarak devam ettirdiğiniz bir altın bilezik aslında bu meslek. Evet, çok zorlu bir yollardan, çok zorlu bir şartlardan geçtik ama ayaklarınızın üstünde durup başarınızla bu yolda ilerliyorsunuz. Evet. Harika. Aslında ekran başındaki izleyicilerimize kısa bir bilgi verelim. Çok fazla detaya inemiyorum ama bu Nur Tekstil'in altında çok büyük bir başarı hikayesi yatıyor Yunus Bey'in. Ancak buraya gelip onunla çalıştığınızda birebir bu hikayeye sahip olabilirsiniz, dinleyebilirsiniz kendisinden diyelim. Pekala, burada sunulan hizmetler neler, neler yapıyoruz burada? Buranın işi bilmeyen, işte hiç iş olmadığı halde çalışmak isteyen insanlarına küçük de olsa iş imkanı sağlıyoruz. Sigortasıydı, maaşıydı, işte gün içinde yemeğiydi, çayıydı, sosyalleşmesiydi. Bunları sağlıyoruz aslında, farkında olarak veya olmayarak. Tekstil üzerine hizmet veriyoruz burada. Aylık üretimimiz nedir? Ne tarz ürünler dikiyoruz? Neler yapıyoruz? Aylık 20 bin parça civarında pantolon dikim aşamasını biz gerçekleştiriyoruz. Bu sadece pantolonla mı sınırlı yoksa farklı şeylerden talep geldiğinde değişiyor? Alt grup. Evet, teçhizatımız ona daha uygun olduğu için pantolon odaklıyız daha çok. Alt grup çalışıyoruz, harika. Peki sizi diğer tekstil firmalarından ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Çünkü ben çalışanlarıma eleman gözüyle bakmıyorum. İş arkadaşları olarak bakıyorum. Onların konforunu, rahatlığını önce kendimi düşünerek değerlendiriyorum. Ona göre bir iş ortamı hazırlamaya çalışıyorum. Elimizden geldiğince tabii ki. Bizim burada gördüğümüz tabii ki gezdik, dolaştık, baktık buraya da biz de. Burada hem bayanlarımız çalışıyor. Hepsi aynı aileden, bir aile olmuşsunuz. İç içe aynı sofradan ekmek yiyen insanlar aslında. Hepsi ablamız, hepsi kardeşimiz. Onlar için de ben öyleyim ayrıca. Beni de severler, sağ olsunlar. Süper. Pekala, bu başarılı firmanın altında kaç kişilik bir kemik kadro var? Üç. Üç kişi. Sait arkadaşım, işte yeni tanıştığım akrabam Tuğba ve ben. Sağ olsunlar, beni bırakmadılar. Beraber kalkındık. Bu noktaya geldik. Personel olarak? Hepsi. Hepsi çok kıymetli. Sağ olsunlar. Bana güveniyorlar. Ben de onlara güveniyorum. 15-20 kişi diyebilir miyim? 25 kişi olacağız birkaç gün sonra. Bayağı bir hızlı ilerliyoruz. Hızla ilerleyeceğiz. İnşallah kontrollü bir şekilde devam edeceğiz. Daha fazla kişiye ulaşacağız.
iş istihdamı sağlayacağız aslında. İnşallah. Farklı yine tekstilin farklı alanlarında da görevler alabiliriz. Kesim aşaması, yıkama aşaması da yapılabilir ama bunlar sonraki şeyler, küçük küçük ilerlemek. Emin adımlarla kademe kademe ilerleyeceğiz. Pekala, şimdi bulunduğunuz sektör tekstil sektörü. Çok geniş kapsamlı bir sektör. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yani? Bu sektörde o kadar çok sıkıntı var ki biz küçük işletmeler olarak işverenlerimizin işte bize çok küçük kar marjlarıyla ürün diktirmeye çalışması ana sebep, ana sorun bu diyebilirim. Yani yapılan işçiliğin, verilen emeğin hakkının alınamaması. Biz 20, 30, 50, 100 de olabilir bu, daha fazla da olabilir. Birçok insana ekmek vermeye çalışırken biz bu ay sonu bu yaptığımız mallarla bu maaşları, bu sorumlulukları nasıl karşılayabileceğimizi düşünmememiz gerekiyor. Ama düşünüyoruz. Ana sorunumuz bu. İkincisi yeni eleman, kalifiye eleman bulmamız çok zorlaştı. Artık tercih edilen bir sektör, yani özellikle konfeksiyon kısmı çok tercih edilen bir alan değil yeni nesilde. Bu da bizi çok zorlayan bir şey. Var tabii, başka şeyler de var ama şu anda aklımda... Bunları dile getiremiyoruz diyelim. Maliyetlerin de artması tabii ki de, bu da en büyük sorun. Peki hala uzun yıllardır, 35 yıllık bir tecrübe yanımda aslında şu anda. Tekstil sektörü şu an ne durumda Yunus Bey? Tekstil sektörü harika bir durumda. İşte tekstil cenneti aslında Türkiye. Her anlamda işte deriden, kumaşa, kot, her şey üretilebiliyor ve çok kaliteli bir düzeyde. Hafif dalgalanmalar olsun. Ekonomik anlamda işte dolar kurunun yükselmesi, düşmesi, ham maddeyi alımda sıkıntılar yarattığı için ilk önce bize yansıyor bu. Küçük işletmeye yansıyor. Büyükler daha rahat bir şekilde döndürüyorlar ama bizler için o kadar geniş bir alanımız yok. Rahat edemeyiz. Bizim sürekli çalışmamız gerekiyor. Buna dikkat etmeye çalışıyor. O yüzden kontrollü büyüme önemli. Kontrolsüzce büyümek ve akabinde de oturmak boş mantıklı değil tabii ki. Pekala, hedeflerimiz ne yönde? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz Nur Tekstil olarak? Biz bu işle yoğrulduk. Başka bir sektörü kesinlikle düşünemiyorum. Büyüme yine tekstil odaklı olacaktır. İmalat olabilir bu. Bir marka yaratmak olabilir. Ne bileyim. Birçok şey olabilir ama daha çok imalat gibi geliyor bana. O zaman ilerleyen zamanlarda ufak sürprizlerimiz olabilir diyelim. Elbette olabilir. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada siz ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve Sakarya Geyve halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Çok güzel bir şehir, çok güzel bir ilçe. Çok sıcak insanlarla karşılaştım burada. Yabancı gibi hissetmedim hiçbir zaman kendimi. Bu yüzden öncelikle onlara teşekkür ediyorum. İkincisi de kapımız herkese açık. İş için olabilir, konuşmak için olabilir. Her anlamda bize gelebilirler. Destek olmaya çalışabilirler. Biz de destek olmaya çalışabiliriz. Herkesi bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz Yunus Bey. Nur Tekstil olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Size de kolaylıklar dilerim. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri, bugün sizlere Sakarya'nın Geyve ilçesinden seslendik. Çok zorlu yollardan geçmiş 35 yıllık tecrübesiyle sektöründe lider olmuş Nur Tekstil'deydik. Yunus Bey'in yanındaydık. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız, iyi bir işçilikle çalışmak istiyorsanız bir kez olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.